Sevgili öğrenciler, kısa bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim-öğretim sürecine video konu anlatımı ile devam ediyoruz. Salihli Fen Bilimleri Okulları, İngilizce zümresi olarak dersimize başlıyoruz. Bugünkü konumuz yiyecekler. Gelin önce birlikte yiyecekleri öğrenelim. Ve bunu yaparken lütfen benimle birlikte tekrar edin. Bananas. 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 Very good. Apples. 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 Good job. Carrots. 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 Very good. Cheese sandwich. Cheese sandwich. Cheese sandwich. Good job. Peas. 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 Very nice. Pizza. 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 Good job. Cake. 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 Well done. Sausages. 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 Good job. Chicken. 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 Very good. Steak. 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 Very good. Şimdi hep birlikte bir kez daha tekrar edelim. Bananas. Apples. Carrots. Cheese sandwich. Peas. Pizza. Cake. Sausages. Chicken. Steak. Very good. Good job. Harikasınız çocuklar. Şimdi birlikte bakalım ne öğreneceğiz. Have got, haven't got. Burada dört arkadaşımız var. Bakalım bunlar ne söylemişler. Birinci arkadaşımız demiş ki, I've got a sandwich and apple. İkinci arkadaşımız demiş ki, I've got a sandwich and a banana. Üçüncü arkadaşımız demiş ki, I've got pizza and a banana. I haven't got an apple.
Dördüncü arkadaşımız da demiş ki, I've got pizza and an apple. I haven't got a banana. Burada da dört tane beslenme sepetimiz var. Sizce hangi sepet hangisine ait biliyor musunuz? Bakın burada neleri olduklarını ve neleri olmadıklarını söylemişler. Hadi hangi sepet kime ait bulmaya çalışalım. Birinciden başlayalım mı? Tekrar okuyalım. I've got a sandwich and an apple. A sandwich and an apple. Banana, pizza. No. Apple, pizza. No. Sandwich, apple. Is it a sandwich and an apple? Yes, that's right. Güzel. Peki ikincisine bakalım. I've got a sandwich and a banana. Demiş ki benim bir sandviçim ve bir de muzum var. Hemen bakalım. A banana and pizza. No. Apple, pizza. No. A sandwich and a banana. That's it. Very good. Peki, üçe geçtik. I've got pizza and a banana. I haven't got an apple. Bunun bir pizzası ve bir de muzu varmış. Ama neyi yokmuş? I haven't got an apple. Elması yokmuş. O zaman pizzası ve muzu olan bir beslenme sepeti bulalım. Pizzası ve muzu olan. A pizza and a banana. Geriye bir tane kaldı. Onu da okuyalım. I've got pizza and an apple. I haven't got a banana. An apple and a pizza. That's right. Tekrar edelim. Ne demişti bu arkadaşlarımız? Demiş ki benim bir sandviçim var ve bir elmam. Doğru yere götürmüş müyüz? Kesinlikle öyle. I've got a sandwich and a banana. A sandwich and a banana. Very good. Bu da çok doğru. Çok güzel. I've got a pizza, öylesi bu ikisinden biriydi. And a banana. Ve bunu da doğru yere götürmüşüz. Öyleyse herkes kendi sepetini buldu. Çok güzel. Devam edelim. Peki, bu arkadaşlarımız sepetlerinde ne olduğunu nasıl söylediler? Benim elmam var, benim sütüm var, benim pizzam var diye nasıl söylediler? Gelin bunu öğrenelim. Have got and haven't got. Bakın burada bir resim var. Bu bir öğle yemeği. Bu bir beslenme. Burada ne var? Apple. Peki burada? Chocomilk. Bir sütlü çikolata var. Çikolatalı süt var. Peki. I have got an apple and a chocomilk. I have got an apple and a chocomilk. I've got an apple and a chocomilk. Benim bir elmam ve bir çikolatalı sütüm var. Bu iki cümleyi de aynı anlama geliyor mu? Bakalım. I've got an apple and a chocomilk. I've got an apple and a chocomilk. Burada sadece bir üstteki cümleyi aşağıda kısaltarak yazmış. Burayı nasıl okuyoruz? I have got an apple. Peki ya burayı? I've got an apple. Tekrar edelim. I have got an apple and a chocomilk. I've got an apple and a chocomilk. Peki bu öğle yemeğinde muz var mı? Yok değil mi? I haven't got, haven't. Ne demiş? Haven't got a banana. Haven't. Yani olmadığını söylemiş. Benim muzum yok demiş. Resme bakalım. Gerçekten de muzu yok. Peki, hemen bir alıştırma yapalım birlikte. Demiş ki, right have got and haven't got in the blanks. Boşluklara have got ve haven't got yazalım demiş.
Hatırlayalım. Have got neydi? Eğer bir şey varsa ona sahipsek, örneğin ne demiştik? Öğle yemeğimizde elmamız ve sütlü çikolatamız vardı. Ama neyimiz yoktu? Muzumuz yoktu. Var olanları söylemek için I have got ya da I've got demiştik. Peki olmayanları söylemek için ne yoktu? Tekrar edelim. Muzumuz yoktu. I haven't got a banana. Öyleyse bu boşlukları da have got ve haven't got da dolduralım. Resme bir bakalım mı? Burada ne görüyoruz? This is a pizza, right? Öyleyse, is it a sandwich? Bu bir sandviç mi? Hayır, hayır. Öyleyse buraya ne yazalım? Have got mı yoksa haven't got mı? Doğru. Buraya haven't got yazalım. Diyelim ki öyleyse I haven't got a sandwich. Benim bir sandviçim yok. Peki neyim var? I have got a pizza. Buraya da öyleyse have got. Ya da bunu nasıl yazabilirdik? I've got şeklinde de yazabilirdik. Evet. Have we got any? Burada bir buzdolabı var. Buzdolabı bayağı dolu, değil mi? Bakalım içinde neler var. Gelin birlikte inceleyelim. Apples, bananas, cake, chicken, carrot, milk, fish. Bir sürü şey var, değil mi? Peki bu sausages bayağı dolu bir buzdolabı. Peki bakalım aşağıda ne yazmış? Have we got any cheese? Have we got any cheese? Yes we have or no we haven't. Demiş ki hiç peynirimiz var mı? Hiç peynirimiz var mı? Eğer var diyorsak yes we have, evet var. Ya da yok diyorsak no we haven't, hayır yok. Have we got any cheese? Have we got any cheese? Hiç peynirimiz var mı? Eğer varsa yes we have. Eğer yoksa no we haven't diyoruz. Öyleyse devam edelim. Biraz da alıştırma yapalım birlikte. Daha iyi anlamak için. Burada bir buzdolabımız daha var. Ama bu buzdolabı diğeri kadar dolu değil, değil mi sanırım? Bakalım neler var, inceleyelim mi? So what is this? It's a cheese, cake, bananas, carrots, milk, apples, sausages, beef. Tekrar edelim. Neler vardı? Cheese, cake, bananas, carrots, milk, apples, sausages and beef. Buzdolabımızda bunlar varmış. Peki, bakalım alıştırmada bizden ne istiyor? Demiş ki circle the correct answers. Yani doğru olan cevapları yuvarlak içine almamızı istemiş. Hemen sorularımızı okuyalım. Bize ne demiş bakalım. Have we got any apples? Apples? Yes we have or no we haven't. Hemen resmimize bakalım. Buzdolabımızda var mı? Yes we have. Evet, var. Öyleyse yes we have diyoruz ve onu yuvarlak içine alıyoruz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Ne demiş? Have we got any cheese? Have we got any cheese? Yes we have or no we haven't. What is the answer? Cevabımız ne? That's right. Yes, we have.
So this is the cheese. Peynirimiz var. Yes, we have. Question 3. Üçüncü sorudayız. Have we got any pizzas? Have we got any pizzas? No, we haven't. No, we haven't. Buzdolabımızda hiç pizzamız yok. Question 4. Have we got any sandwiches? No, we haven't. No, we haven't. Hayır, buzdolabımızda hiç sandviçimiz yok. Evet çocuklar, bugün neler öğrendik? Şöyle bir genel tekrar yapalım. Yiyecekleri öğrendik, isimlerini tekrar ettik. Beslenmemizde neler var, neler yok onları söylemeyi öğrendik. Eğer var dediysek I have got cheese, I have got carrots gibi. Eğer yoksa I haven't got apples, I haven't got peas, I haven't got sausages gibi yapıları öğrendik. Peki başka ne öğrendik? Bir de soru sormayı öğrendik. Dedik ki hiç şu var mı? Hiç bu var mı gibi. Ne dedik? Have we got any? Have we got any apples? Bu soruya da eğer varsa yes we have diye cevap verdik. Peki ya yoksa ne demiştik? No we haven't diyerek bu soruya da cevabımızı vermiştik. Bugünkü dersimiz bu kadar çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.